Arkadaşlar, ilk aşamada demirlerimizi bazamızın ölçüsüne göre kesiyoruz. Kestiğimiz 22 parçaya yakın demir profilleri birbirine gazaltı kaynağıyla kaynatıyoruz. Bu aşamada kumaşın daha estetik görünebilmesi için beyazlama işlemi uyguluyoruz. Müşterimizin seçmiş olduğu kumaşı bazanın ölçülerine göre kesiyoruz ve dikiyoruz. Ölçülere göre kestiğimiz kumaşı haval tabanca yardımıyla gerdirerek bazaya monteliyoruz. Toplama aşamasına gelen bazamızın sunta, makas, amortisör, silindir ve denge takozlarının montajını yapıyoruz. Daha önceden fırın boyaya gönderdiğimiz baza kapaklarımızı montalıyoruz. Amortisörlerin ve kapak ayarının kontrolü yapıldıktan sonra kapak için kestiğimiz suntamızı yerleştiriyoruz.
Bazamızın kurulumu için gereken ayak, kanca, başlık vidası gibi hırdavatları eksiksiz bir şekilde yerleştiriyoruz. Etiketimizi yapıştırdıktan sonra hava tabancası yardımıyla bazamızı temizliyoruz. Ürünün teslimatta ve atölyede zarar görmemesi ve bazanın kapağının açılmaması için karton ve poşet ile paketliyoruz. Artık teslimata hazır olan bazamızı müşterimize teslim ediyoruz. Ve günün sonunda cebimize biraz para koyabiliyoruz.